Fakat bir şey bulamaz. Gelir bir kayalığın altına, mağaramsı bir kayanın altına oturur. Biraz bekleyeyim der. Gece belki av bulurum. Ve ateş yakar. Ateş yakıp ısınır. Isındıktan sonra uyuyakalır. Uyuyakalır. Bir uyanır ki ateş güzel ısıtmış. Ateşin karşısında bir ayı gelmiş. O da ısınıyor. Ama ayı Ahmet amcaya karışmıyor. Fakat ayının şey hali var, yorgun, bezmiş, inleyen bir hali var. Zor nefes alıyor veyahut da şey yapıyor. Bir de düşünüyor, bu herhalde bana karışmadığına göre bana arkadaş oldu, benden yardım da isteyebilir. Bakıyor ki ayının ön pençesi şiş halinde, şişmiş. Ha, Ahmet amca herhalde diyor bu ayağından dolayı ağrı çekiyor. Onun için inliyor. Zor nefes alıyor. Ve rahat hareket ediyor. Sakin, soğukkanlı olarak. Dizinin yanında o zaman uzun çorap giydikleri için diz kapağına kadar çorapları çekerler. Onu bağlarlar orada. İple de o çorabı düşmesin diye. Evet. Kaması da oradaymış. Kamasını çeker. Ateşte kamayı ısıtır, dezenfekte eder yani bir şey enfeksiyon yaratmasın diye. Kamayı çıkarır ateşten, ayının pençesini şiş olan pençesini alır, iki parmak arasında yakarak patlatır yarayı. Patlatınca Yani içinde, diken batan yeri. evet, çalı batmış, Çalı batmış yani. orayı yara. Yarınca içindeki pislik, irin veyahut da işte ne bileyim şey, iltihap dışarı akar. Dışarı akınca ayı bir rahat nefes alır. Yani nefes alışı verişiyle ayı rahatlar. Rahatlayınca ondan sonra Ahmet amca ateş külü temiz olduğu için dezenfektedir. Onunla yarayı güzel temizler, sarar, iltihap kapmasın diye dezenfekte ettikten sonra Ahmet amca artık ben yaptım sana gerekeni dercesine oturur yerine. Ayı ise Ahmet amcaya bakar, gitmek ister, gitmek ister. Ahmet amca dur bakalım ne yapar diye düşünür. Ayı gider, gittikten sonra devamlı peşine bakıyor. Peşine bakınca Ahmet amca diyor ki herhalde diyor bana gel diyor bu peşine baktığına. Kalkar tüfeğini alır, kamasını yerine koyar. Ve peşine gider ayıyla beraber. Ayı önde, Ahmet amca arkada giderler. Biraz mesafe epey aldıktan sonra bir kayalıkta büyük bir ardıç ağacını bulunca ayı orada durur. Ağaca bakar. Der ki işte bu ağaçta ben çalı parmağıma saptattırdım, battı. Bu ağaçta iyi dinle bak şey var. Arı sesi geliyor. Bal var yani. Arı var, bal var. Ben bal yerken ben bu hale düştüm. Sana bırakıyorum der. Ve ondan sonra Ahmet amca da ayıya Allah razı olsun elleriyle şey yapar. Sağ ol derce der. Ayı kendine gider, Ahmet amcayı orada bırakır. Ve artık bal senin olsun der ayı tabii. Ahmet amca da sabaha karşı köyüne varır. Köyüne der ki arkadaşlar ben ayıyı tedavi ettim yol köyde, dağda. Tedavi ettikten sonra ayı da bana bir bal arısı, yabandaki bir bal arısını gösterdi. Gelin gidelim işte bir kişi ağacı keselim, bal arısını köye getirelim. Köyün bir kısmı inanmaz derler ki amca sen atıyorsun, palavra atıyorsun, avcılar fazla atar derler ya. Ahmet amca der ki inanmıyorsanız gelin benimle gelin, sizin gerekirse yövmenizi veririm. Ama destleri alıyorlar işte şeyse gidiyorlar dağa, hakikaten arı işliyor bir ardıç ağacının içinde, arı işliyor işte kovuğunu görüyorlar, ondan sonra kesiyorlar alıp köye getiriyorlar ve Ahmet amca artık arıcı oluyor. Vallahi ya çok. Bu Ahmet amcanın da ismi Kurt Ahmet. Kurt Ahmet, o lakabı da güzelmiş. Evet. O bir de arı yavrusu havuza düşüyor, onu bir anlat.
O da Tunceli'nin merkez köyü Pah Köprüsü ile Teşnik arasında bir havuzdaymış. Yazın Ağustos ayında saat 8-9-10 arasında bir ayı bağırıyor. Köylü hayret ediyor. Niye bu hayvan bağırıyor? Köylü gidiyor. Seyre gidiyor. Niçin bağırdığını öğrenmek için. Bakıyorlar ki bir havuz, betondan bir havuz. İçine düşmüş, su yok. Veya su az ise de yavrusu düşmüş. Ana ayı içine giremiyor. Çok yüksek olduğu için kestiremiyor gözüne. Yavru da yukarı çıkamıyor. Yavru aşağıda bağırıyor, ağlıyor, sızlıyor. Anne yukarıda. Millet de seyrediyor. Ne yapalım, ne yapmayalım? Çare düşünürken köylümüz ana ayı gidiyor yakındaki bir ağacı, bir dalını kesiyor. İki pençeyle asılınca koparıyor, alıyor, getiriyor. O ağacın dalını havuza batırıyor. Batırınca yavru dala tutunarak köprü yapıp anasının yanına geliyor. Anasının yanına gelince anne alıyor yavrusunu, yoluna gidiyor. Köylü de seviniyor, bayram ediyor köylüye. Köylüye böyle bir ders veriyor. Yani Allah razı olsun. İyi varlıktan, her varlığın insana öğreteceği bir şey var. Tabii. Değil kesinlikle mi? Şüphesiz ki öyle. Bunlar güzel şeyler. Çok güzel şeyler. Evet, çok güzel. Bunlar, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Var ben olasın. Teşekkür ederim. Ben...